İki gündür Vizyon 100 platformunda bulunuyoruz. Türkiye'nin önde gelen değerli yöneticileri, CEO'ları ile birlikte değerli iki gün geçirdik. Bu iki gün içerisinde reklam kaygıları olmadan, firma tanıtımları devreye girmeden önemli şirketlerin yöneticileriyle deneyimleri paylaşma platformunu gerçekleştirdik. İki günlük etkinlik boyunca network anlamında çok iyi ilişkiler kuruldu. Sosyal alanda birbirimizi daha iyi tanıyabilme fırsatı bulunduk. Konuşulan ana konumuz zaten dijital dönüşüm. Hayatımızın her yerine girmiş olan dijital dönüşüm. Bundan sonraki iş yapma modellerimizi tamamen değiştirecek. Değiştirmeye aslında başladı. Değişim devam ediyor. 3G Grup şirketleri olarak da yaklaşık 3 yıldır dijital dönüşüm konusunda hem paydaşlarımıza hem de işletme içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bizler de bir üretici olarak öncelikle dijital dönüşüm kendi içimizde başladı. Bu dijital dönüşümde sistemdeki verilerin otomatik olarak değerlendirilmesi, yapay zeka ile konuların harmonize edilerek değerli veriler olarak işletmeye katkı sağlayacak pozisyona dönüştürüyoruz. Bunun haricinde yapmış olduğumuz pazardaki işlerimiz nedeniyle birçok alanda da dijitalleşme yönünde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 3G Şirketler Grubu'nun toplamda 45 kişiden oluşan bir Ar-Ge merkezi var. Bugün artık kurumsal inovasyon konusuyla 76 yılından bu yana perakende sektörüne hizmet vermekteyiz. 2007 yılı itibariyle de lojistik sektöründe çalışmalara başladık. Ayrı şirket grubu olarak yönetiyoruz. Artık perakendedeki standart raflardan çıkıp mağazaların dijitalleşmesi yönünde birçok yatırım yaptık. Buradaki çalışmaları da Blue Zone markamızın çatısı altında topladık. Şu an bir perakende mağazasının içerisindeki ısı ölçme, gürültü kirliliği, kasa önündeki yoğunluk, alışveriş trendlerini ölçme, özellikle de pandemiyle birlikte e-ticaretin gelişmesi ve dark store'ların oluşmasıyla sipariş toplama, aile uygulaması gibi birçok dijital çözümü de perakende'ye sunduğumuz hizmetler arasına aldık. Depo raf sistemlerinde özellikle son dönemlerde metrekare maliyetlerin artması, insan verimliliğindeki bir takım yaşanan sıkıntılar, metrekare maliyetleriyle birlikte otomatik depo raf sistemleri kısmında da yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Otomatik depo dediğimiz aslında tamamen karanlık depolar. Minimum alanda maksimum alanı değerlendirerek efektif hale getiriyoruz lojistik sektörünü. Şu an yaklaşık 20 metreden başlayarak 35 metreye kadar çalışan robotlarımız mevcut. Standart depolarla birlikte eksi depolarda da bu çözümlere katkıda bulunuyoruz. İleriki dönemlerde yeni teknolojilerle de depo raf sistemlerindeki çözümlerimize farklı seçenekleri de sunuyor olacağız. Diğer önemli yatırımlarımızdan birisi de 2024 yılı itibariyle Türkiye'de gelecek olan depozito iade sistemiyle ilgili içecek ambalajların toplanması konusunda tamamen tam akıllı depozito iade makinelerinin üretimine başladık. Yine Paris Anlaşması ile birlikte 2029 sonuna kadar tüm Avrupa depozito iade sistemine geçiş sağlıyor olacak. Bu sektörde de tam akıllı otomatlarımızla bu sektöre de hizmet veriyor olacağız. Daha sonraki aşamada da Revego şirketimizin çatısı altında çevresel çözümlerle ilgili, dijital çözümlerle de ilgili yeni ürünlerimizi piyasaya sunuyor olacağız. Ölçmek bilmektir, bilmek yönetmektir. Artık da bu verileri analiz etmek günümüzde çok önemli. Yapay zeka hayatımıza girdi. Dijital çözümler çok çok önemli. Hayatımızı kolaylaştıran
materyaller diyelim. Sonuç itibariyle 3G artık dijital yolculuğuna çoktan başladı. Bu yolda da perakende sektöründe hizmetlerine, depolojistikte hizmetlerine devam ediyor olacak. Bu 2 gün boyunca bizler de birlikte olduğunuz için perakende Orka'da ayrıca tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz.